Akademisyen Muhammed Ali Çağlar Mekke'de demir parmaklıkların arkasından yaptı bu çağrıyı. Aslında kutsal topraklara anne ve babasıyla birlikte umre ziyareti için gitmişti. Aklına hayaline gelmeyecek bir gerekçeyle tutuklandı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ATV Haber ekibinden Ozan Ulaş Caymaz ve Saadettin Ali Usta bugün Çağlar ailesinin konuğuydu ve bu çağrının arkasındaki hikayeyi onlardan dinlediler. Heyan bana bir şey olabilir, hakkını helal et dedi geçen. Ailesiyle umreye gitti, Kabe'yi tavaf sırasında çantasını yere düşürünce hapse girdi. Aylardır da Mekke'de demir parmaklıkların ardında. Yalvarırım lütfen beni aileme, henüz 23 yaşında olan oğluma kavuşturun. Öğretim görevlisi Muhammed Ali Çağlar ailesiyle birlikte umreye gitmişti ancak yaklaşık 8 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu bulunuyor. Ailesi Ankara'dan yardım çağrısında bulunuyor. Bir iftiraya maruz kaldık diyor. İzdiham oluyor ve çantasını düşürüyor. Onları toparlamaya çalışırken bir tane polis kolundan tutup götürüyor. Muhammed Ali Çağlar düşürdüğü çantasından etrafa saçılanları toplamak için yere eğilince bir kadını rahatsız ettiği gerekçesiyle apar topar gözaltına alındı. Yetmedi, tacizle suçlandı, 2 yıl hapis cezası aldı. Polisin iftirasıyla çocuğumuzu perişan ettiler, bizi perişan ettiler. Onun hayatı alt üst oldu, bir öğretim görevlisi, böyle bir ithamla. Eşime taciz suçlaması. Bir şikayetçi yok. Kadın şikayetçi yok. Rahatsız olan bir kadın yok. Tartışma yok, hiçbir şey yok. 8 aydır yalvarıyoruz ne olursunuz kurtarın diye. Astım hastası olan ve hapishanede kötü şartlarda tutulduğundan yakınan akademisyen hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor. Çünkü ortada ne kamera kaydı var ne de tek bir şikayetçi. Çağlar ailesi ise akademisyenin sağlık durumundan endişe ediyor, Türk makamlarından yardım istiyor. Muhammed Ali Çağlar'ın ailesini arayabilmesi için yalnızca 8 dakika bir izni var ve bu dakikalarda da şartlarını ailesine anlatıyor. Sayın Dışişleri Bakanı, annemle babamla birlikte geldiğimiz umre sonrasında beni Mekke'de 7,5 aydır hapiste tutmaktalar. Artık dayanamayacak duruma geldim. Umre'ye gidelim dedi. Umre'ye beraber gittik ama onsuz döndüm. İftiraya maruz kaldım. Anne beni kurtarın diye her gün yalvarıyorum.